olarak dünden beri dün Türkiye kamuoyu siyasi iktidarın emrindeki kolluk kuvvetlerinin Eskişehir yolu üzerinde avukatlara, baro başkanlarına, insanlara yaptıklarını gördü. Evet, bizler bugün Ankara Adliyesi'nde bir kez daha haykırdık. Savunma susmadı ve susmayacak. Başkanlarının oradan çıkarılmış olması bir başarı değildir. Bu insan hakları ihlali ve bu ayıp bu hükümetin üstünde tarihe not düşmüştür. İnsani ihtiyaçları dahi karşılayamayacak bir durumda 27 saat orada tutulduktan sonra Barolar Birliği Başkanı oraya gelmiş. Baro başkanları layıkıyla onun hak ettiği şekilde davranmışlar. Avukatlık mesleği aynen kanunda yazdığı gibi bir kamu hizmeti olarak kalacak. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını korumaya, savunmaya devam edeceğiz. Hayata geçirilmesi için de bu yolda mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Değerli arkadaşlar, savunmayı susturamayacaklar. Burada temel evrensel haklara yönelik bir saldırı söz konusudur. Anayasal haklara bir saldırı söz konusudur. Silahsız ve saldırısız gösteri ve yürüyüş hakkı temel bir insan hakkıdır. 150-200 metre kadar üstelik Türkiye'de hukuku temsil eden baro başkanlarının yürüyüşlerine izin verilmemesini hukuken izah etmek mümkün değildir. Savunma susmadı, susmayacak! Savunma! Zannetmeyin ki başkanımız yalnızdır. Biz Tunceli Barosu Yönetim Kurulu olarak Sayın Baro Başkanımız Avukat Kenan Çetin'in yanında olduğumuzu, baro başkanlarımızın bu demokratik hakların engellenmesine devam edilmesi halinde tüm meslektaşlarımızı demokratik mücadelemize dahil olmak üzere Ankara'ya davet edeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Tunceli Barosu Yönetim Kurulu, geldiğiniz için teşekkürler.